Arkadaşlar merhaba. İş başvurularına yanıt alamayan birçok arkadaşımız var bugünlerde. Çokça Instagram ve LinkedIn üzerinden DM alıyorum bununla ilgili. Bazı arkadaşlar CV falan da gönderiyorlar. Bir bakar mısınız falan filan tarzında. Bu konuları biraz biz konuştuk aslında. Ama bu podcastte biraz daha vurgulu bir şekilde network konusunu sizle konuşmak istiyorum. Çünkü IK süreçlerini bilmemekten kaynaklanıyor. Aslında bu başarısızlıkların önemli bir kısmı. Bazı noktalarda konuşacağım konular hoşunuza gitmeyebilir. Direkt böyle öfkeyle kapatmayın podcast'i. Çünkü zor bir süreç. İşsiz kalma süreçleri zor şeyler. Çünkü bir de sarmal haline geliyor. Yani 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 6 ay olduğu zaman üstel fonksiyon eğrisi şeklinde böyle. Depresyonunuz artıyor. Hani Türkiye'de bir de mahalle baskısı var. La bu adam işsiz güçsüz mü akşama kadar evde şöyle mi böyle mi falan filan oluyor. Psikolojiniz kolay değil. Bunu çok hani anlamaya çalışıyorum diyeyim. Dolayısıyla sakin kafayla dinlerseniz dediklerimi biraz bir şeyler katabilir size. Dostlarım defalarca bahsettiğim bu network konusu var. Yani mesela bu network konusu öyle bir şey ki aslında İK süreçlerinin %70-80'ini bu network üzerinden gelen adaylar çözüyor zaten. Bu kısmı kaçırıyorsunuz. Şimdi normal şartlarda ne yapıyorsunuz? İşte okuldan mezun oluyorsunuz. Belli bir stajınız, belli bir proje portföyünüz var. İş başvurusu yapıyorsunuz. Ben buyum diyorsunuz. Ben bunları yaptım diyorsunuz. Ve başvurunuza yanıt bekliyorsunuz. Bakıyorsun işte LinkedIn gösteriyor galiba. 350 tane başvuru var pozisyona. 350'de bir ihtimal senin CV'nin işte başarılı olacak değil mi? Bu çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Ve daha önce bu konularda şu şekilde bahsetmiştik. Bu şekilde internet üzerinden ya da işte ilanla vesaireyle işe alımlar çok garip gelebiliriz ama %20 düzeylerinde falandır. %80, %70 oranlarında pozisyonlar hep referansla dolar arkadaşlar. Tekrar ediyorum <laughs> %70, %80 oranında. Bütün pozisyonlar referansla dolar. probleminiz şu arkadaşlar, adam tanımıyorsunuz, insan tanımıyorsunuz. Yani ben bu networking konusunu üstüne basa basa defalarca anlatıyorum, ediyorum. Eee hala işte bu şekilde internet başvurusuyla onunla bununla ciddi bir başarı elde edebileceğini düşünen çok arkadaşımız var ki yazılımcılığa çok ciddi anlamda ihtiyaç olduğu dönemlerde işe yaradı bu yöntemler ama dediğim gibi önemli bir kısmı network ile yürüyor. Ve bu bütün çapta, bütün şirketler için böyle. Yani Google'ı da bunu böyle yapıyor. Google'da da doktoralı bir işte pozisyon, güzel bir pozisyon düşünün böyle. Machine learning ile ilgili çok üst düzey bir pozisyon düşünün. Orada çalışan bir adam var. Bir kişiye de alınacaksa ilk ona derler bir tanıdığın arkadaşın var mı? Bu alanlarda çalışan eden değerlendirelim gibisinden. Hep daha önce bahsettiğim konu bunun böyle olmamasının, olmasının sebebi arkadaşlar insan tanıma maliyetinin çok yüksek olmasıdır. Tamam mı? Bir insanı tanımak çok yüksek bir maliyettir. Ben mesela normalde şirketlere de kendi şirketime de işe alımla konusunda şey yapıyorum yani danışmanlık veriyorum. iş görüşmeleri yapıyorum. Ben de iş görüşmesi yapan takipçilerim falan da vardır zaten. Arkadaşlar benim kabataslak maliyetim saatli 100-150 pound civarı. Ve benden sonra 2-3 aşama daha oluyor. Yani o mesela danışmanlık verdiğim şirketin işte IT direktörü, CTO'su, osu, busu da mesela şey yapıyor. Bunlar hep çok ciddi maliyet. Bir adayın sadece değerlendirilmesi kaba taslak 450-500 pound dolar neyse ona gelir. Bu sadece ilk değerlendirme, iş görüşmesi kısmı. Adamı aldın işe. 3 aylık deneme sürecin var değil mi? Adam psikopatın teki çıktı. Yine yatırım yapıyorsun. 3 ay boyunca maaş ödedin bilmem ne yaptın. Adam yalancı çıkabilir. Adam psikopat çıkabilir. Adam psikolojik sorunlu bir şey çıkabilir. Yani hiç iletişime kapalı bir şey çıkabilir. Bazı şeylerde mesela interviewlarda çok iyi hazırlanıyor interviewe. Bakıyorsun adam çok konuşkan, çok şey şöyle böyle. İşe bir alıyorsun adam tık yok herifte. Interviewa hazırlanmış sadece. Yani o konuda master yapmış adam ama iyi bir yazılım geliştirici bile değil. Biz bunların hepsini yaşıyoruz, görüyoruz arkadaşlar. Yani önümden böyle yüzlerce CV geçti. Belki yani abartmayayım yüzlerce görüşme de yapmışımdır. Ee, çok garip örnekler görüyoruz. Yani öyle bir maliyet ki bu. Biz bu maliyetin önüne sadece bilinmiş referanslı adam işe alarak geçebiliyoruz. Ve bu kişiler de yine süreçlerden geçiyor zaten. Mülakatlardan geçiyor. Sadece şunu biliyorum ben. Bu işte arkadaş Emine Hanım'ın ee, okuldan arkadaşı kendisi birlikte proje yapmışlar. Güvenilir biri olduğunu söyledi. Birlikte de çalışmışlar. Ee, hata yapma şansımız, hayal kırıklığına uğrama şansımız daha düşük. Felsefe hep bu. dedim ki bu her ölçekte, globalde de Türkiye'de de bu şekilde yapıyor. Bizim sektörümüz arkadaşlar torpil geçmez. Torpil çalışmaz. Çünkü işi yapamayan adam yapamıyordur. Yani yazılı bu ne bileyim işte farklı bilmem ne müdürü, o amirim. Böyle bir konudan bahsetmiyorum. Gerçek anlamda bir özel sektör düşünün. İşte özel sektöre bir şirket düşünün. Burada işin altından kalkamayan bir adam torpille duramaz orada zaten. Tamam mı? Yani e, torpil referans sahibine falan hep anlattım podcastlerde ama... Bu referans kısmına ayrıca bir kafa yormanızı rica ediyorum arkadaşlar. Eee zamanımdan size ayırıp mitaplar yapmaya çalışıyorum. Hani lafı edilmez bunların ama bunların bile tek amacı sizi birbirinizle buluşturmak. Yani o son mesela Üsküdar'da yaptığım buluşmada 30 kişi kadar geldi sanıyorum. Belki daha fazlaydı. Bu 30 kişi birbiriyle tanıştı, kaynaştı. Yeni mezunlar seniorlara işte CV iletti, öyle yaptı, böyle yaptı. Konunun en başında 16-17 yaşında arkadaşlar falan vardı. Onlar geldi yeni mezunlarla konuştu etti. Yani hep bir ekosisteme dahil olma durumum var. Ve bu, bu işe alım süreçlerini belki %70-80'ini oluşturuyor. Bunu bir netleştirmeniz lazım kafanızda. İnsan tanımanız gerekli. Ee, son olarak bu CV konusuyla ilgili de konuşayım size. Ee, CV'lerinizde akla ayağına gelmedik hatalar oluyor arkadaşlar. Yani e, benim kanalda CV üzerine video var. Onu izleyin mutlaka. Detaylıca anlatıyorum CV nasıl yazılır diye. Adam aylarda cevap alamıyorum diye bana bir CV gönderiyor. CV'nin dosya ismi cv.pdf. Basit bir şey gibi görünüyor ama bir ciddiyetsizlik var. Son CV bir alt çizgi bilmem ne gönderiyor adam bana bunları. Yani... Küçük şeylerden kaybetmeyin arkadaşlar. Bunlar çünkü çok başvurun olduğu durumlarda çok rahat elenme sebebidir sizin için. Ve son şu konuyla toparlayalım. Birçok arkadaşım şu hataya düşüyor. Ben buyum diyor tamam mı? Yani bir okul mezunu olmuş, belli projeler yapmış, belli teknolojileri çalışmış etmiş. Ben buyum diyor abi. Adam. Şunu merak etmiyor. Piyasa benden ne istiyoryu merak etmiyor. Ben bu daha önce şöyle bir örnek vermiştim. İşte Gaziantep'te yaşayıp Python Django ile iş bulma çabası. Ben Python'cuyum abi diyor. Gaziantep'ten de çıkmam diyor. Mesela. Belki bu Python Gaziantep'te kullanılır da <laughs> Django falan. Ee, abi Gaziantep'te kullanılan teknolojiye adapte olman lazım senin. Gaziantep'ten çıkmayacaksan. İstanbul için de bu scope böyle. Türkiye için de böyle. Gidi yaşadığın ülke şehir için hep böyle. Belli trade-off'ların, belli tavizlerin olmak zorunda. Piyasayı React mı götürüyor abi şu anda? React öğreneceksin ya. React. Bu yani. Abi ben Vue daha performanslı bilmem ne. Yok işte ne? Kurumsal şirketler Angular kullanıyor. E React zaten birisi kütüphane, birisi framework hocam falan. Hayır abi piyasa ne istiyorsa bak ilanlarda en çok neyi görüyorsan oradan devam et. Onun altını doldur tamam mı? Böyle böyle birçok konu var. Kanalı bir turlayın yine. Daha önce de konuştuk ama e, özümüz hep şu. Network, network, network. Bunun pek Türkçesini de böyle kullanmak istiyorum ama tam nasıl şey yapabilirim bilmiyorum. Adam tanıyacaksınız, insan tanıyacaksınız. Olayın sekseni belki insan tanımaktan geçiyor. Bir sonraki podcastımızda görüşmek üzere.